Böyle söyleyeyim. Şimdi aslında hani hocam diyor ya, durup da düşünecek vakit de bırakmıyor hayat insana. Orada aslında hemen size şunu sormak istiyorum. Çok da güzel bir tespitiniz vardı. Kapitalizm öldü de defneden yok diye. Yani yaşadığımız bu hani hayatı bile sorgulayamaz hale getiren hayat bizi. Aslında hani hem ülkemizin özel koşulları ama genel olarak da aslında kapitalizm dediğimiz şey işte bizi daha fazlası için hep çalışmaya mahkum eden bu sistem. Sizin kapitalizmi gömecekler mi? Ne olacak? Ne görüyorsunuz? Valla kokusu çoktan çıkmaya başladı. Yani 2009'da demiştik. Şu an zaten itiraf edildi. Ama şimdi bu yani biz tabii bu takım eleştiriler getirirken ya tespit yapmaya çalışıyorum aslında. Ben kapitalistin de kendini kapitalist sananın da o sıfatı hak ettiğini sanmıyorum yani. Onun için de biraz bilgi birikim gerekiyor. Mesela şeyi çok unutuyorlar yani verimlilik kavramını. Yani çok sadece çok çalıştırmaya çalışıyorlar. Ama yani verimlilik kavramını unutuyorlar. Çok çalıştırıyorum ama bir verim alabiliyor muyum diye. Tam yeri değil belki ama hemen örnek vermek isterim. Şeyler başladı. Şimdi 100 yıl kadar önce işte bu 8 saate düştü mesai saatleri. Daha önce herhangi bir yasa yok. 16 saat çalıştıran var, 20 saat çalıştıran var. Özellikle işte İngiltere'de insana 4 saat kalıyor. Yani 20 saat çalışıyor, böyle bir şey. Sonra ufak tefek eylemler oluyor ama onların çok da etkisi olmuyor. Bu Ford var ya, meşhur sanayici. Şimdi kendiliğinden 8 saate düşürüyor. Küt diye 16 saatten, 20 saatten 8 saate düşürüyor. Diğer patronlar tabii isyan ediyor. Diyor ki ya olur mu, ne yaptın, yaktın bizi falan. Mealinde herhalde bir şeyler söylüyorlar. Bir sene içinde görüyorlar ki Ford'un karı ve verimliliği artıyor. Onu görünce birden herkes 8 saate düşmeye başlıyor. Yasa sonradan geliyor. Yani kapitalizm çalıştırıyor ama biraz da boşa çalıştırıyor. Kimseye faydası yok. Ona da faydası yok bizleri çok çalıştırmanın. Şimdi yeni yeni şeyler de var biliyorsunuz. Finlandiya'da galiba düşürdüler. Saatler düşürdüler. Sosyal devletçiler. Hatta daha ilginç. Yani oralar diyorlar ki ya biz yapamayız işte onlar refah içindeki ülkeler. Rusya pandemiden önce karar almıştı. O da 6 saate düşürecekti. Ama pandemi girince vazgeçti Rusya bile. Bunlar ama işte hep o verimliliği. Ama o verimlilik hem üretimde verimliliği artırıyor hem insanın kendi özel hayatına da ihtiyacı var. Yani o ihtiyacını. Yine bir tane markayı söylemeyeyim, bilgisayar firmasının Japonya kısmında yine düşürüyorlar. Hatta onlar 4 saate düşürüyorlar, 8 saatten 4 saate. Yine verimlilik artıyor. Bir sene deniyorlar ve devam ediyorlar. Şimdilik bunları söyleyeyim. Z kuşağı için bir araştırma vardı bu hafta. O Z kuşağı da 4 saatten az çalışmak istiyormuş. Biri de şey demiş, Z kuşağı terlik istiyor falan diye dalga geçmişler ama. Ama işte kapitalizm ona inandırıyor. İşte kafayı yormuyor. Bir bakıp yani çok çalışmak mı esas, verimlilik mi esas? Evet, doğru. Bu yani az çalışmak hem kapitalizmin yararına hem insanın yararına aslında. Ama ezberlerimiz var, bozamıyoruz. İşte bir de terlik, merlik şiddetle. Evet, tabii yani o işin şakasıydı ama çok doğru. Üstelik de şimdi uzaktan çalışmayı vesaireyi de deneyimlediğimiz bir dünyada artık bildiğimiz ezberleri de bozmak gerekiyor. Sizin de burada sisteme çok güzel bir eleştiriniz vardı. Sosyal medyada rastlamıştım. Hani biraz da burada kişinin kendi üzerinden dünyaya bakışından Yaşar Usta kodlarına geri dönmemiz gerekiyor demiştiniz. Onu bir hatırlatır mısınız? Evet. Nedir Yaşar Usta kodları? Şimdi bizim temelde sıkıntımız bana sorarsanız, toplumsal olarak da söylemek gerekirse, biz özne ile nesne arasındaki farkı tanımıyoruz. Biz çoğumuz nesne olarak hayat sürdürüyoruz. Biraz Selçuk Hoca da bahsetti yani öğrencileriyle ilgili. İşte burada öğrencisin, öbür tarafta kayınçosun, bir yerde çalışansın, onun babasısın, birinin kardeşisin filan. Bizde çok net bir şekilde roller vardır ve bu roller bizi hep nesneleştirir. Nesneleştikçe özneyi yitiririz biz. Özne yitirildiği zaman tekillik, bireysellik azalır. O zaman daha komün, daha topluluk bir şeyler olur. Hani ülkenin neredeyse %10 nüfusu bir şeyin başkanına, başkanı oluyor ya, bir denk geliyorsunuz yani herhangi bir şeyin başkanına.
Çünkü hep bir grup olma, toplu olma ve daha büyük olanın bir parçası olma. Hı hı. Ben büyük olayım değil. Hı hı. Daha büyük olanın bir parçası olayım ve ben hep o büyük olan, o kavrama doğru kendimi adayayım ki ben büyük olayım gibi bir bilinçaltı söz konusu bizde. Dolayısıyla baktığınız zaman özne nasıl özneleşecek, nesneden nasıl çıkacak? Bir kere düşünecek. Hı hı. İkincisi separasyon, ayrışacak. Hı hı. Bizde ayrışma yok. Şimdi Yaşar Usta kodlarına dönmeliyiz dediğimde ben o sosyal medya şeyimde. Çünkü bizim toplumsal olarak da bireyin herkesin aynı şeyden utanıyor olması gerekir. Ya, evet. O biz, ortak zemini kaybettik galiba ortak değil mi? Ortak zemin kayboldu. Çünkü hani daha büyük toplu toplu işte bir bunlar var, bunlar biz en güzel suyuz diyor. Bu biri diyor ki bu kahvelerin en iyisi bu diyor. Sonra başka bir kahve geliyor ki o kahve kötü, asıl kahve bu diyor filan. Böyle olunca ne oluyor? Biz aynı şeyden utanmamaya başlıyoruz. Hı hı. Bakın utanç dediğiniz şey insanın toplumsal varlığı itibariyle en temel tetikleyicisi, en temel unsuru. Hı hı. Biz eğer ne zaman ki aynı şeyden utanırız, o zaman daha geniş kitlelere daha büyük bir alan tanırız kendi olabilmesiyle ilgili. Hı hı. Ama biz bu bundan utanıyor, bu bundan utanmıyor olduğumuzda o şeyi yitiriyoruz. Yaşar Usta'nın kodu neydi? Yaşar Usta yaşamın olduğunu, insanın olduğunu ve insanın değerleri olduğunda kıymetli olduğunu bildiren bir tirati var biliyorsunuz. Evet. Orada aslında anlamla birlikte tabii şimdi meselenin yanına bir de değer geliyor. Hı hı. İnsanın bir değerleri var. Ve bu değerler insanın anlamı aradıktan sonra kavuşmak istediği temel şey değerdir. Hı hı. Bu değer de toplum içinde onun yerini belirler. Mesela travma nedir biliyor musunuz? Bir insanın yaşadığı şeye anlam verememe halidir. Hı, ilginç, evet. Travmanın karşılığı budur. Ben şimdi bir şey yaşarım. Ne bileyim işte babam dövebilir beni, öğretmenim kulağımı çeker, bir arkadaşım kalemimi çalar, değil mi? Travma. Ne oluyor biliyor musunuz? Büyük ihtimalle donma oluyor. Ve o donduğumuz an, dorsal vagal deriz biz, sinir sisteminin bir şeysi, tepkimesi, anlam gider. Hı hı. Şimdi benim kalemimi, benim canım arkadaşım niye çaldı diye. Arkadaşım konuşuyordur, o sırada ya konuşmayın öğretmen dersi şey yapıyor falan dediğinde öğretmen o sırada seni görür, senin konuştuğunu zanneder, cezayı sen yersin. Ondan sonra ne olur? Adalet kavramıyla ilgili, haksızlıkla ilgili içinde bir şey oluşur. Hı hı. Ne olur burada temel şey? Anlamı yitirirsin. Hı hı. Anlam insan için ayağını bastığı zemin kadar değerlidir. Anlamı bulana kadar da burada debelenip durur. Ha, bazı insanlara ne olur? Buyur al sana anlam dersin. O bunu sorgulamaz zaten. Ha, der ki tamam ben ne zahmet edeceğim ya. Düşünmek çok zahmetli bir şeydir. Benim yerime hazır düşündüğüm bir şey var değil mi? Rica ederim. En zahmetli şey düşünmektir. Evet.